Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bakalım eSport hileyi çözmüş mü yoksa hala hileler devam ediyor mu? Buna bir bakacağız. Biz bu oyunu seviyoruz, severek oynuyoruz. O yüzden gerçekten duramıyoruz. Her an girme ihtiyacı hissediyoruz ama FIFA'ya da gerçekten pek çok tweet atıldı, pek çok yoldan yani bu sorunun düzeltilmesi gerektiği söylendi. Yani tabii FIFA'ya bunu söylemek gerekmiyor. Yani onlar da onların modları, yöneticileri, adminleri vesaireleri yani bu oyunla ilgilenenleri var birçok. Onlar vasıtasıyla zaten onlar biliyorlardır sorunu. Zira hani Twitter'da, Instagram'da, diğer platformların tümünde pek çok gönderi paylaşıldı, pek çok yorum yapıldı. Yani bunun bu sıkıntıların hepsinin farkında olmalar lazım. Bence farkındalar. Ama bir türlü çözmediler, çözemediler. Artık bilmiyorum neden kaynaklandığını. Biz de oyundan ciddi anlamda soğuduk. Yani görevleri bile hiçbirini ben hemen hemen yapmadım. Yani bilmiyorum artık nasıl olacak bundan sonrası. Takasa Unai Simon geldi arkadaşlar. Unai Simon çok ciddi bir şey istemiyor. Toplamda 12-13 milyon gibi bir maliyete Unai Simon takasını gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız 3 gün kalacak yalnızca. O yüzden acele etmeniz lazım. 3 tane 95 gen, 6 tane 90 gen yaz oyuncusu, 15 tane 86 gen yaz oyuncusu ve 80 artı oyuncu 2 tane İspanyol istiyor. Fena değil Unai Simon. İyi bir kaleci. Zaten Unai Simon çıktıktan sonra Courtois'un değeri son derece düştü. Evet arkadaşlar hemen bir deneyelim bakalım. Hileler hala var mı yok mu? Ne alemde hem de. Yani Division Rivals görevi bu arada arkadaşlar derecesiz de yapılabiliyor. Girersiniz. Evet hile hala var maalesef. Yine hileli bir hesaba denk geldik. Bakalım oynayacağız. Oynayabilirsek yani girerse oyuna. Oynayacağız. Ya umarım hileci değildir diyeceğim ama yani pek mümkün görünmüyor. Evet bakalım neler yaşanacak maçta. Kunku. Evet arkadaşlar ilginç bir şekilde top kaybı yaşadı. Eto'o. Evet Samuel Eto'o 3-1 oldu. Allah Allah. Yani şu an müthiş derecede şaşırdım. Rakibimiz top kaybı falan yapıyor. Ne oldu? Hile söndü mü acaba diye aklımdan geçiyor inşallah. Hileyi artık çözmüşlerdir çünkü ciddi anlamda sinirleniyoruz. Ya o ne yaptı orada? Thiago. Torres. Torres. Yani bir de bir tutukluk var gibi. Yani ilginç bir oyun var şu an. Yani çok rahatsız oynuyorum şu an arkadaşlar. Ama bakalım inşallah kazanacağız. Yani şu an gidişat çok iyi. Buradan dönme ihtimali yok gibi. Yani eğer bunlar banlanmazsa zaten piyasada bunlardan çok fazla olduğu için arkadaşlar. Yani oyuna girerler mi bilmiyorum ama oyuna girerlerse piyasada bunlardan çok olduğu için hileler de aktif olmayacağından çok fazla üst üste maç kazanabiliriz. Evet güzel bir maç oldu. Ben mutlu oldum. Yani bu rakipleri yendiğimize gerçekten mutlu oluyorum. Hile miydi? Hani günahını da almak istemiyorum tabii ki. Hani. Ama buraya bu halde gelme ihtimali hemen hemen yok gibi. Bakalım bir hile kokusu daha. Yani bunda da hile tutmuyorsa inşallah bu iş çözülmüş demektir. Yani gerçi bu fırsat olabiliyor bu seviyede biraz.
Hani 115 yani çok düşük değil. Hile olmayabilir bu arkadaşımız. Evet, bakalım neler yaşayacağız. Torres. Yani hilesini bilmiyorum ama oyunda bir tutukluk var. Yani şeye ne kadar yansıyor, videoya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Ya oyun böyle bir hoşuma gitmiyor yani şu an. Ciddi anlamda hoşuma gitmiyor oyun. Neyse, oynayalım bakalım. İnşallah kazanırız. Nkunku 4-3. Rakip bir top kaybı yaşadı. Şimdi Thiago, kötü bir atak. Eto'o, bir top kaybı daha yaşadı rakibimiz. Eto'o, iyi vuruşuna. Çok güzel Eto'o. Rakip de Eto'o ile attı. Rui Costa. Çok şık bir gol Rui Costa'dan. Nkunku 8-6. Fernando Torres. Evet, Modric, bunu da atarsam rahatlarım. Evet, çok güzel bir gol. Samuel Eto'o, Nkunku 11-8 oldu. Yani rahat gibiyiz inşallah ama tabii o penaltı hoca vermedi. Bunu atarsam zaten kazandık. Evet, 12-10 arkadaşlar, çok mutluyum. 4-5 gündür hiç maç kazanamıyordum. İnanılmaz derecede sinirliydim. Bakalım şu an 2 maç üst üste kazandık. Evet, denk bir rakip geldi. 966 bin. Yani bunu kaybedersem çok ciddi taraftar kaybedeceğim arkadaşlar. Evet, şu ana kadar hile gelmemesi. Daha doğrusu bir tane çok düşük genli geldi. Ama o da ya hileyi kullanamadı ya da ne oldu bilmiyorum. Şu an için 3 maçta hile gelmedi. Çok sevindirici bu. Evet, rakibimiz yalnız iyi bir rakip. Yani bunu hata yapmamamız lazım. Çok ciddi 2 maçın toplamı kadar neredeyse taraftar kaybederiz. Maçı mutlaka kazanmamız lazım. Thiago vuruşuna Eto. Yapma Eto be. Yapma Eto. Kötü bir hata yaptım orada. Evet, Modric. Modric. Çok güzel bir gol Modric'ten. Modric. Çok güzel bir gol yine. Torres. Fernando Torres. Yine geliyor Torres'le. Torres 7-6. Haydi çocuklar. Evet. Yani biraz yavaş attım ama top kaybı yapmadım. Rakibimiz bu arada 2 top kaybı üst üste yaptı. Yapma, bu girmedi. Yani falso veremedim. Rakibimiz ciddi bir bize şans verdi. Evet, bir kez daha kaçırdı. Rakip bize ciddi bir şans verdi. Biz neredeyse değerlendiremiyorduk ama rakip bir şans daha tanıdı bize. Bunu atarsam büyük ihtimalle kazanacağız. Kaçırdım ama rakip de top kaybı yaptı. Kötü oynadığımız maçta kazanıyoruz arkadaşlar. Evet, çok çok ilginç. 3 maç üst üste. Yani 3 maç sanırım. Yani 4 maç ama diğerini daha önce mi oynamıştım? Daha önce oynamıştım diğerini. 3 maç üst üste kazandım. Yani inanılmaz derecede mutluyum arkadaşlar. Yani hileler inşallah çözülmüştür. 3 maçta gelmedi. Bir dördüncüye girelim bakalım. Dördüncüde de gelecek mi? Gelmezse yani bence hileyi çözmüşler demektir diyebilirim. Aa, güçlü bile bir rakip geldi. Yani çözmüş olabilirler hileyi arkadaşlar. Çünkü yani 4 maçta gelmeme ihtimali neredeyse yok.
Hani 4 maçta hani çünkü her maç geliyordu yani her maç. Bir de zaten hileyi gören hani biz gibi oynamayı bıraktı. Hani dedi ki her yer hile dolu. Ben en iyisi hani bir süre oynamayayım. Ya yani hilelere yenilmektense oynamayayım dedi çok kişi. Hani öyle olunca şey oldu yani ortamda hilecilere kaldı tamamen. Hani ah Rui Costa'm ya, ah Rui Costa'm ya. Onun olmalıydı o, o olmalıydı işte. Ya yani onu atsaydık çok çok büyük avantaj yakalayacaktık. At bunu Torres, aferin sana. Ama o Rui Costa'nın o hata olmalıydı mutlaka. Thiago. Şu an öndeyiz ama daha uzaktan fırsatlarımız gelmedi. Temel fırsatlarımız yaşamadık henüz. Rakibimiz büyük ihtimalle üst üste şey yaşayacaktır. O da güzel fırsat, müthiş fırsat yaşayacaktır. Bizim seri gol atıp rakibin kaçırmasını beklememiz lazım. Nkunku. Yani çok kötü bir atak yaptım. Nkunku. Eto at bunu. Eto aferin. Haydi arkadaşlar. Haydi bu gol olsun. Yapma ya, yapma ya, yapma ya. Yapma, çok güzel ataktı. Ama kaçırdım maalesef. Berabere kaldık arkadaşlar. Evet, 4 maçta gelmedi arkadaşlar. 4 maçta gelmemesi demek büyük ihtimalle hileye çözüm bulundu demek. Diğer arkadaşlardan teke tekte de hilenin gelmediği yönünde bazı bilgiler almıştım. Çok şükür çözüldü. Neredeyse oyunu bırakma aşamasına gelmiştik. Hileler şimdilik çözüldü gibi duruyor. Sizler hala hileyle karşılaşıyorsanız lütfen bana yorumlarda yazın. Ben de oynamaya devam edeceğim. Eğer ki yine hileyle karşılaşırsam mutlaka onu da sizlere yazarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın.